Sevgili dostlar, bugün çiçek toplamaya çıktık. Nerede? Antalya'da Kız Kadesi'nin bahçesinde. Şöyle. Bakın, güzel güzel toplayacağız. Ve çiçek dolması yapacağız. Tatlı mı? Neden o kabağın tadına baktın? Normal yemek kabağı topladık. Şimdi de bal kabağı çiçeği. Bal kabağının çiçeği daha bir güzel oluyor. Öyle mi? Kabak böyle olursa yaprağı tatlı. Eğer yuvarlak kabak olsaydı acı oluyor çiçekleri. Dostlar, toprağın verdiğini hiç kimse veremez. Bakın toprağın nimetine ne kadar güzel. Allah herkese bulmayı, yemeyi nasip etsin. Bazılarımız hasret çekerken, bazılarımızda da işte çok var. Görüşürüz inşallah doldururken. Ne yapacağız anne? Çiçek dolması yapacağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Dostlar, şu şekilde ayıklıyorum. Ve bu sapını da şöyle koparıyoruz. Bakın bu şekilde ayıklayıp yıkayacağız. Allah izin verirse dolduracağız. Biraz yüksek ses. Bakın gördünüz mü dostlar? Bunlar yani bal kabağımızın çiçekleri. Şunlar da normal kabaklarımızın çiçekleri. Bal kabağın yemek kabağı. Böyle temizliyoruz. Anne karınca o meselesini soruyor kadın. Ha bak şöyle yapıyorum. Karıncaları önce uyandırıyorum şöyle vurarak. Ha. Sonra da bak çıkıp gidiyor karıncalar. Tabii eline de dikkat edecek. Kovma yöntemi bu mu karıncalar evet. İçinden? Bak kalmadı bile. Hmm. Şöyle olanı da bir tane iki tane çıkanı da alıyorum. Tamam bitti. Evet. Anladım. Tamam. Şöyle anladım. Şurasına vurdum mu karıncalar çıkar. Tamam. Dolmamız için dereotlarını bahçeden topluyoruz. Dolmaların, salataların ve bizim evimizin en vazgeçilmezi bunlar. Evimizdeki bütün yemeklerde bunları görebilirsiniz. Şu an serasından topluyoruz. Ay o kadar çok ki nereden toplayacağımı bilemedim. Pan kopmuyor. Yok bacım yok. Koruğumuz var, domatesimiz var. Anne koruk ne demek? Koruk üzümün ermemişi demek. Sevgili dostlar, üzüm yani ermemiş, ekşi. Olmamış. Ha, olmamış hamı. Ondan sonra domatesimiz var. 3 tane yeşil biberimiz var. 5 tane küçük soğanımız var. Dereotumuz var. Nanemiz var. Ve bir de sarımsağımız var. 1 bardak yağımız var.
böyle bir iki bardak pirincimiz var, bir bardak bulgurumuz var, salçamız var, limon suyumuz var ve baharatlarımız var kendimize göre. Herkes kendine göre yapsın. Şimdi koruklarımızı buraya koyuyoruz ve bunları yavaş yavaş doğramaya başlıyoruz. Şimdi bir kaşık yemek kaşığıyla bir kaşık salçamız var. Bir bardak zeytinyağımız var. Bir bardak bulgurumuz var. Bir, iki su bardağı pirincimiz var. Baharatımız var. Şöyle birazcık limon suyumuz var. Birazcık da koru geçkisi koyduk. Ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz dostlar. Harika bir içimiz oldu. Şimdi ondan sonra da çiçeklerimizi dolduracağız inşallah. Çiçekleri doldurmaya başlarken görüşürüz. Dostlar böyle tenceremizin dibine güzel güzel bakın. Çok hani çok da koymayacağız, az da koymayacağız. Normal dolma içi işte. Bakın bu şekilde. Şu şekilde önce bir sırasını yere koyuyoruz. Sonra görüşeceğiz. Sıralayacağız Allah izin verirse. Bakın dostlar harika. Tekrar. Bakın güzel kabağıyla harika çiçek dolduruyor. Ben bunları şuradan tutup da piştiğinde yemeye bayılıyorum dostlar. Tabii kopmazsa. Şöyle yatıralım bakalım. Elini açtım ve şöyle güzelce ne? Oo çok koydum. Bakın bunlar harika, gerçekten güzel. Ama tabii ki de böyle kabaklısını kopartmak. Kapan. Son çiçeğimizi doldurduk dostlar. Harika oldular. Bunlar birer ısırımlık. Şunları buraya koymuştum belki almaz diye. Gene geri alıyorum dostlar. Ve tam doldu. Yaşasın. Harika. Her zamanki gibi tutturuyorsun. İşte bu kadarcık içimiz arttı dostlar. Onda içli pilav yapıp yiyelim. Çok güzel olur. Pilav yapabilirsiniz. Çorba yapabilirsiniz. Harika çorbası olur. Ben şöyle bir tadına bakayım. Üzüm koruğunu getireyim mi? Yine de bir bardak su koyup şimdi koruk suyunu şöyle güzelce üstüne gezdirerek suyunu koyuyorum. Diyor. Şöyle koruğumuzu da üzerine koyalım. Harika bir koruklu koruk ekşili kabak çiçeği dolmamızı ocağa koyalım. Yavaş yavaş kısık ateşte pişsin dostlar. Çok kısık ateşte. Seven herkesi her şeyi her yerde bulabilir. Evet şimdi ocağımıza koyduk. Yavaş yavaş pişecek dostlar. Bakın dostlar harika pişmiş. Şimdi üzerine şöyle azıcık bir sos yapacağım. İsteyen yapmayabilir. Ama bizim kendi alışkanlığımız olduğunda biz sos yapmayı tercih ediyoruz. Bakın şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağ koydum. 1 çay kaşığı toz biber. Şöyle bir tatlı kaşığı nane. Ve bir yemek kaşığı limon suyu. İşte sos. Şöyle üzerine gezdireceğim dostlar. Rastgele şöyle. Ondan sonra da 2 dakika daha pişireceğiz. Bu kadar. İsteyen yapmayabilir ama yaparsanız güzel olur mu? Evet güzel olur.
Hem de harika olur. Dostlar, açalım bakalım. Koruk ekşili kabak çiçeğimiz nasıl olmuş? Bakın nasıl koruk kendini güzel suyunu salmış. Harika olmuş. Şimdilik de şöyle çeviriyorum ki ne tarafından sonlandırdıysam o tarafından çiçeklerimizi çıkartmaya başlıyorum inşallah. Gerçekten mükemmel pişmiş. Tam kıvamında. Şöyle yavaş yavaş çıkaralım. Aslında ters çevirsek olur ama daha bir güzel sunum olması için ne yapalım? Böyle güzel güzel çıkaralım. Bakın dostlar, harika harika, çok güzel pişmişler. O kadar tane tane, hiç dağılmamış. Ne ortası ne kıyısı, hiçbir yeri dağılmamış. Çok güzel pişmiş. Allah'ım bize ne güzel nimetler vermiş Rabbim. İnşallah Allah olmayanlara da nasip etsin. Bulamayanlar, yiyemeyenlere de Allah nasip etsin. Allah Zafer'den, ablasından razı olsun. Geçmişlerinin ruhuna varsın. Allah bütün geçmişlerinin ruhuna versin. Amin. Ne kadar güzel. Bizlere bulmayı, bulup da yedirmeyi nasip eden Allah'ıma da vesile olan, Zafer'e, ablasına, emeğe geçen bacıma, herkesten Allah bin razı olsun inşallah. Şimdi dostlar, gelelim kabağıyla pişirdiğimiz kabak çiçeklerine. Bakın çok güzel pişmiş, içine düşüverdiler. Bak, gördünüz mü dostlar, bunu ben yiyorum. Harika olmuş vallahi. Kardeşim diyordu ki, abla bu pişecek mi? Evet, pişmiş bile. Çok da harika pişmiş. Hani kısa sürede pişiriyorsun ya bu şeyi, çiçeği. Abla bir tane versene ya, ne kadar çingensin. Ablan nereye gitti, bir dona vereyim. Abla. Gel. Ortasına da Dilekciğim. Bir yoğurt getir, koyalım şuraya ortasına. Dur ben geçeyim. Bacım azıcık da kuru nane getir, yoğurdun üstüne koyalım. Tamam, böyle yeter. Ortasına da şeyi koyduk mu çok güzel servis olur. Tamam anneciğim. Kendi yiyecek. Dur bacım şimdi. Daha küçük bir kase yok mu ya? Ortasına koy anneciğim. Ver mesajı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bakın harika bir çiçek dolması. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar. Sen yaptığın zaman farkı mıydı? Çünkü böyle siz olmaydı. Tadı olarak aynı da. Ama hemen canlı canlı yaptım ben böyle. Dik olmuş mu bilirsin. Sesli mi?